Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size gerçekten çok uzun zamandır bir türlü nasip olmayan oda turu videosunu çekeceğim. Bir türlü çekemiyorum çünkü işte ya dersler sebep oluyor, ya işte okula gidecek oluyorum, ya geldiğimde hava kararmış oluyor. Onun dışında başka sebepler oluyor, odam dağınık oluyor, pis oluyor falan. Şu an bile tabii ki çok derli toplu olduğu söylenemez ama elimden geldiği kadar topladım çünkü normalde daha dağınık oluyor bazen ve hepsini toplamaya çok üşendiğim için bu videoyu sürekli erteliyordum. Bugün de bir tık daha toplu görünce dedim ki neden bu videoyu çekmiyorum? Çok mantıklı geldi. O yüzden şimdi size böyle bir video çekeceğim. Kapının oradan odamı size göstermeye başlayacağım. Zaten küçücük bir oda. Biliyorsunuz ki ev arkadaşım var. Kendi yakın arkadaşımla aynı eve çıktık. Evimizde 1+1. Yani ev turu çekebilmem için evimiz çok müsait değil şu an ama en azından oda turu çekebilirim diye düşündüm. Onun dışında Eskişehir'de evde kalmakla alakalı ya da ev arkadaşıyla kalmak, biriyle eve çıkmakla alakalı sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bu arada gelmişken de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. O zaman başlayalım. Küçücük odamı gezmeye. Çünkü burası benim yaşam alanım gibi bir şey. Küçücük, böyle kaç metrekare olabilir bilmiyorum ama sonuçta 15 metrekare falandır herhalde taş çatlasa. Küçücük 10 metrekare odamda ya da 15 metrekare odamda bir hayat kurdum kendime. Şimdi size o hayatı birazcık göstereceğim. Biraz dağınık çünkü bir ton eşyayla küçücük odaya sığmak gerçekten çok zor. Gösterirken de anlayacaksınız zaten bunu. Kapıdan girdikten sonra hemen sağ tarafımızda bizi bir kitaplık, sol tarafımızda da bir valiz karşılıyor. Kapının arkasında da montlarım asılı. Montlarım kapının arkasında asılı çünkü şöyle bir şey var. Onları sürekli bazanın altına ya da valize koyamam. Sürekli çıkartmak çok zor oluyor. Hemen şuradaki dolabım var ama dolabın yapısını size az sonra anlatacağım. Oraya da sığmıyorlar asla. Mecburen hepsini oraya sıkış tıkış asmak zorunda kaldım. Ceketleri ya da kalın montları. Bir tık daha ceketten kalın şeyleri falan. O yüzden orası çok kalabalık oldu. Kötü gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Yani görüntüden daha önemli şeyler var bazen. Buradaki kitapları göstereceğim. En üst rafında iki tane kitap, birkaç tane defter, maket bıçağı var. Murat amcadan kalma. Burada bir tane çayım var. Bazen çok canım çay istediğinde, çaydanlıkta yapmaya üşendiğimde falan yapıyorum. Tabletimin kutusu var. Termosumun kutusu, kalemin kutusu, kulaklığın kutusu falan derken bu kadar şey var. Bir alt rafa indiğimde kitaplarım var, nemlendiricilerim, arkada fıstık ezmem var, birkaç tane süsüm falan var. Bir alt kat birazcık daha, çok dağınık bu arada burası. Takılarım var şunlarda, yine şu kutularda da takılarım var. Şu ikisini karıştırmayayım diye buraya koydum. Onları yeni aldım, kullanmayacağım daha. Kar kürelerim var, bunların hepsi hediye. Onun dışında bir alt kat hala kozmetik olarak devam ediyor. Nemlendiricilerim, parfümlerim, yüz jellerim falan burada. Makyaj malzemelerim bu ikisinde. En altta da çoraplarım. Yine bunun içinde havlularım ve şurada da işte duşta kullandığım şampuan, krem falan, fistan. Hemen şu arada priz var. Ben kendime üçlü bir priz aldım. O üçlü prizle birlikte masada ders çalışırken hem şu ışığı hem de işte şarj aletini falan takmak kolay oluyor. Şimdi size birazcık da masa turu yaptıracağım. Masam biraz dağınık. O yüzden masamın kusuruna bakmayın. Masamda ne var? Birazcık da onu inceleyelim birlikte. Şurada glosslarım var. Bu arada bu ev eşyalı olduğu için bazı eşyalar demir başlı. Mesela bu masa öyle. Renklerden anlayacaksınız. Bazı şeyleri kendim aldım. İşte şurada termosum. Hemen yanında böyle bir kupon var. Aşırı şeker. Trendyol'dan almıştım bunu. Sonra şöyle bir saklama kabında annemin gönderdiği kuru meyveler var. Sonra şu küçük not kağıtlarım var. Kurstan almıştım. Kursa giderken mezun sanamdı. Tabletim, kulaklığım, yine şurada kalemlim, kulaklık, defterler. Sonra şurada kalemlerim var. Ben tam bir kalem hastasıyım ve bunlar daha hiçbir şey.
Bunu yeni aldım ve çok güzel gözüküyor. Çok güzel kokuyordu ama kokusu gitti. Sonra yine burada şu kalemlerden var. Faber-Castell eğlenceli kalem olarak geçiyor. Yıllardır benim, hala bitmedi. Bu bozuldu. Onun dışında şurada panom var. Orada da birkaç tane notum var. Ve panomdaki mandalları da yeni aldım. Çok güzel gözüküyorlar bence. Sonra burada bir çekmece var ama çok her şey çıkabilir. Daha böyle kişisel bakım şeyleri, saç boyalarım falan var. Bir de bunun en derinlerinde Faber-Castell fosforlu kalem setim olması lazım. Onu gösteremiyorum çünkü çok derinde. Farkındayım bu arada. Yani her şey her yerde gibi gözüküyor. Ama bunun nedeni oda çok küçük ve bu eşyalar kendi kişisel eşyalarım. Yani ortak alanlara koyabileceğim şeyler değil. Ve bu yüzden de banyoya falan da koyamıyorum. Çünkü küçücük zaten. Betül'le ben de koysak banyoda adım atacak yer kalmayacak. O yüzden ortak alanlara ortak eşyaları koymamayı tercih ediyoruz. Ve bu kadar eşyayı da bazamın altına ya da başka bir yere koyamıyorum. Çünkü sık sık kullandığım şeyler ve almak çok zor oluyor. Bazamın altı da yine dolu olduğu için, başka şeyler olduğu için bazı şeyler mecburen böyle poşetlerde biraz daha ortada, kenarda falan durmak zorunda kalıyor. Ama bu da tamamen işte biriyle bir eve çıktığında yaşayabileceğim bir odaya sığma sorunsalı bence. Eğer biriyle eve çıkarsanız beni anlayabileceğinizi umuyorum. Bir de benim birazcık fazla eşyam var. O yüzden çok her şey ortada, her yerde falan gibi duruyor. Neyse, devam edelim. Şimdi size diğer kitabı göstereceğim. Ondan önce şurada şöyle kafadan girince hemen karşınızda Hello yazan bir yazı karşılıyor. Şurada da bir şeyim var. Lambanın etrafındaki şey ne deniyor? Unuttum. Neyse. IKEA'dan almıştık onu da uzayla. Arkada bir televizyon var ama hemen yatağımın üstünde kalıyor. Yatağın üstündeki televizyonu nasıl izleyebilirsin diye sorabilirsiniz ama zaten izlemiyorum çünkü uydu bağlantısı yok. Ama izlemek istediğimde de hemen onun için şurada bir koltuğum var zaten. Orayı göstereceğim size. Ondan önce diğer kitaplığı göstermek istiyorum. Burada bir aynam var ve bu aynayı kendim aldım bu arada. Kitaplığı da kendim aldım. İkisini de yani. Ev hali. Bunun en üstüne çantalarımı koydum. Çünkü sık kullanıyordum bir ara ve hemen alçık olması gerekiyordu ve koyacak başka yer yoktu. Burası çok boş. Şurası daha çok böyle yüz yıkama jelleri, saç bakım ürünleriyle dolu. Yine şu en altta da bir sürü çanta var. Şu an birçoğunu kullanmıyorum ama oradalar. Çünkü hem kullanmadığım için hem de alması da zaten oradan zor olduğu için orada birazcık saklamışım gibi duruyorlar. Sonra şu üstten doğalgaz borusu geçiyordu. Ben ona sarmaşık taktım ve çok tatlı duruyor şu an bence. Buradaki dolabın üstünde valizim var. Çünkü ayakkabılarım falan var işte kutularda. Ayakkabılarımıza sığmadı hepsi. Çünkü arkada yatağım var ve yatağın altındaki işte o baza kısmına birçok şeyi koyamadım. Çünkü valizi açtım. Direkt bazanın içine koymak istemedim eşyalarımı. Kıyafetlerim falan var. İşte kışıklarım dolabımda. Şu an yazdıklarım orada. Ve dolap şöyle. Ya şimdi uzaktan bakın. Şu şekilde iniyor ve içi çok dar. Yani içi aslında şuradan başlıyor. Şunlar tamamen gösteriş. O yüzden dolap çok küçük ve içine birçok şey sığmıyor. Yine mesela aynı şeyi masada da göreceksiniz. Şöyle geliyor. Ve bu yüzden küçücük. Yatak, televizyon, bu dolap. Onun dışında masam ve şuradaki komodin. Buranın demirbaşıydı. Onun dışındaki her şeyi kendim aldım. Yani giderken götüreceğim. Hemen dolabımın yan tarafında üçlü böyle bir şeyler var. Ben buraya şurada gördüğünüz küçük bitkiler var ya, onları suladığım için şu an koyamıyorum ama böyle küçük küçük onları koyuyorum. Onun dışında dolabım böyle çok dağınık. O yüzden çok göstermek istemiyorum. Sürekli dağılıyor. Kışlıklarımla dolu şu an. Yine bu taraf yatağımın olduğu taraf. Bunları kendim aldım ve yatağımın üstüne de şöyle bir yazı yazıyor. The world is yours diye. Onun etrafından zaten bantın izlerini görüyorsunuzdur. Bir tane led geçirmiştim ama düştü o. O yüzden tekrar takmadım. Onun dışında
Hemen şurada valizim var. 3 tane valizim var ve bir tanesini bazanın altına açıp koyduğum için bu şey olamadı. Yani sığmadı ve ben de dedim ki bunun içine daha sık kullandığım şeyleri koyup buraya koyayım. Hırkalarımı falan koydum. Onun üstünü de sığmayan havlularım, işte şallarım, atkılarım, bazen çık giy ceketlerim. Bir de annemin ders çalışırken giydiği verdiği bir şal gibi bir şey var işte. Onunla doldurdum. Karnım gurulduyor. Hemen şurada bir çöp kovam var. Kova değil aslında. Bu kutu. Kendim yaptım. Kapımın üstünde şöyle iki tane kedi şeyi var. Onlar da çok tatlı bence. Zaten şöyle çöp şeyinde bir tane kargo gelmişti. Dedim ki ben bunun kutusunu kullanırım. Nasıl kullanırım? Düşündüm. Dedim ki içine poşet takarım. Odadaki en azından böyle peçete, ıslak mendil, kağıt gibi şeyleri böyle kolay at, hani sürekli mutfağa gitlik bir durum olmaz diye düşündüm. Onun dışında yatağımı göstereyim size. Bu yatağım, hemen yanında priz var. Bu açıdan çok iyi ve duvara tam böyle sıfır attık. Ve peteğe de tam sığdı. Yatak da yine aynı şekilde. Hani ne var bu turuncuda anlamadım ama. Kırlentim, kılıfım, yastıklarım falan bana ait. Evden getirdim. Yine yorgan da aynı şekilde bana ait. Onun dışında hemen yatağımın yanında bir komodinim var. Üstü şu an çok dağınık ama şöyle içinde işte kolonya, krem falan koyduğum bir şey var. Buradan biraz korkuyorum, peteğin yanında olduğu için ısınıp bozulabilirler diye. Bir de burası çok tozlanıyor. Onun dışında şöyle bir kutum var. İçinde şu anlık hiçbir şey yok ama koyarım diye düşünüyorum. Böyle masa aynam var. Bir tane mumum var bitmek üzere. Bir de burada lavanta yağım var. Ben bunu uyumadan önce yastığıma damlatıyorum. Çok daha rahat uyuyorsunuz. Bitkilerim var. Bunları yeni suladım. Lavantaya bayılan biri olarak lavanta oda spreyim var burada. Gratis'ten almıştım. Çok güzel kokmuyor. Tütsüm var. Sönsün diye dışarıya koymuştum. Dışarının manzarası bu arada. Direkt karşıdan evlere baktığı için çok açmıyorum ben burayı. Hemen komodinimin yanında armutum var. Ve özellikle yazın pencereyi açıp burada oturmaya bayılıyorum. Süper oluyor. Hemen üstte Murat amcanın emeği, çok güzel bir kombi kaplaması var. Ve odaya çok yakıştığını düşünüyorum. Hatta uzaktan baktığımda çok hoşuma gidiyor. Bunun bu tarafını böyle fotoğraflarla ve yazılarla süslemeyi düşünüyorum. Bir de led taktım zaten ama bu da çıkmış. Bant çünkü biraz kuvvetsizmiş sanırım. Burada kombi var ve kombi çok güzel saklıyor. Onun dışında burayı ses yalıtımıyla kapattık işte. Sesi büyük oranda kesti zaten. Şimdi şöyle, Eskişehir'de şey olduğu için, böyle evler 1 artı 1 olduğu için mecburen insanlar, bir de balkon kültürü çok yaygın olmadığı için kombiyi odalardan birine koyuyorlar. Eve tek çıktığında diğer oda yatak odan, burası oturma odan oluyor ve daha çok orada işte salonun oluyor ya da artık ne kullanıyorsunuz bilmiyorum. Yatak odanda vakit geçirdiğin için daha çok bu odayı çok kullanmıyorsun ve kombi sorun olmuyor. Ama biz işte Betül'e kura attık ve bana bu oda çıktığı için kombi benim odama denk geldi. Ama biz de işte böyle bir şekilde bu olayı çözdük. Çok da güzel oldu bence. Yani odamda vakit geçirmeyi seviyorum çünkü eşyalarımı seviyorum. Bence bunun nedeni bu da olabilir. Ya çok benlik oldu bu oda. Onun dışında kombi birazcık ses yapıyordu. Başta ben bunu çok kafama takmıştım. Özellikle ilk kurul çok canımı sıktığı için sınavımı bile etkilediğini söyleyebilirim. Ama şu an o sese çok alıştım. Hatta aksine böyle kahverengi gürültü mü demişti Uzay, beyaz gürültü mü? Öyle bir şey. Uyumanı çok kolaylaştırıyor. Tabii ki de normal zamanlarda değil ama uyurken böyle bir bakıyorsun. Hemen uykuya dalmışsın falan. Sese çok alıştım ve bir nevi artık hoşuma da gitmeye başladı tuhaf bir şekilde. Çünkü çok sabit ritimde böyle hu diye bir ses düşünün. O yüzden şikayetçi değilim. Keşke başında da bu kadar kafama takmasaydım. Onun dışında hemen yanında bir koltuğum var. Size onu göstereceğim. Ve Armut'un arka tarafında tarhana kutum var. Tarhana Maraş'a ait, böyle kıtır kıtır yenilen bir cips gibi bir şey. Ben bayılıyorum. Burada bir koltuğum var. Berjer de denilebilir. Şöyle, bu kırlenti kendim aldım.
Çok rahat olduğunu söylemez ama bazen burada oturmayı seviyorum. Bunu evden getirdim yine. Çok tatlı bir battaniye. Hemen önünde bir sehpam var. Sehpada kibritlerim, işte mumum, kokum, kitaplarım ve çiçeğim var. Onun dışında halı yine eve aitti. Bir tane eski sandalyem var. Şu an odaya çok abes ama bunu Zay verdi. Ben kendime daha sandalye almadım. Şu an bunu kullanıyorum. Belki de hemen almam. Onun dışında burada bu aynalar da yoktu. Bu aynaları da kendim aldım ve ben diğer boy aynasından ziyade bunu kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü daha net ve daha güzel gösterdiğini düşünüyorum. Ve daha çok böyle boyuma uygun, daha gerçekçi geliyor bana. Böyle işte yani aslında küçücük bir oda ve birçok eşyasını kendim getirmişim, kendim almışım ya da işte bir şekilde kendim oluşturmuşum. O yüzden bu odada zaman geçirmeyi seviyorum çünkü kendim yaptım burayı, kendim planladım. Ya mesela başta hemen yatak şu an sol tarafımda ama arkada camın önündeydi. Ve çok saçma duruyordu her şey. Sonra işte kurada bu oda bana çıktığında çok canım sıkılmıştı. Hem kombinin görüntüsü hem yatağı ne yapacağım falan. Sonra eşyaları ya çok düşündüm. Dedim ne yapsam bu eşyalar tam oturur. Sonra yatağı buraya aldım. Hemen prizin yanında oldu. Dedim mükemmel. Dolabı oraya aldık falan. Kendi eşyalarımla tamamladım. Ve mesela başta diyordum ki turuncu şeyler ne yani? Hani o da turuncu, kötü gözüküyor oluyordum. Ama sonra aldığım eşyalarla tünem kırıldı. O turuncuya böyle tam oturdu her şey. Yani mesela armutumu bile ona göre yeşil seçtim ve güzel duruyor. Turuncu rengi şu an beni hiç rahatsız etmiyor. Öyle. Onun dışında küçücük oda ama tüm yaşam alanınız burada geçtiği için bence ideal. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi yurtta 6 kişi aynı odada kalıyorken sonra bir anda kendi yaşam alanına geçtiğinde ya şöyle düşünün. Mesela karnım çok gurulduyor bugün. Mesela ışıkları istediğim zaman kapatabiliyorum. İstediğim zaman odamda ses yapabiliyorum. İstediğim zaman gezinebiliyorum. Her şey bana bağlı. Artık kendi özgür irademle kendi istediğim şeyleri yapmaya başladığımda odam isterse bunun yarısı olsun. Yeter de artar çünkü yurttan sonra yurdu görmüş bir insan olarak şey fark ediyorsunuz. Bazı şeylerin kıymeti. Çünkü evde mesela kendi odanızdan geliyorsunuz. Tek kaldığınız bir odadan. Ve evdeyken o oda size az bile geliyor belki. Sonra yurda bir geliyorsunuz. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, belki 6 kişi. Bazı yurtlar 8 kişilik odalardan oluşuyor. Sonra diyorsunuz ki nasıl yaşayacağım burada? Ama bir şekilde yaşıyorsunuz. Sonra işte onun üstüne yeniden böyle olunca mutlu oluyorsun. Yani mutluyum öyle. Neyse, videonun sonuna geldik. Bir sorunuz varsa kesinlikle yorumlarda sorun. Belki böyle çok mantıklı ve hakkında konuşulması gereken bir soru olursa bir video şeklinde cevaplarım. Bilmiyorum. Onun dışında sorularınıza cevap veririm kesinlikle. Çünkü yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Umarım en kısa zamanda bunun uzun ev turu videosu da gelir. Hoşça kalın.